oluyor yenge ya sabah sabah? Hadi oğlum kalk. Cüneyt'in Feri Bey'in tuttuğu evin adresini bul bana. Hadi kalk çabuk hadi. 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 Kalk diyorum sana kalk. Hoş geldiniz Kemal Bey. Babam odasında mı? Yok ama benim yardımcı olabileceğim bir şey varsa ben yardımcı olayım. Yok yok sağ ol tamam. Ben ona ulaşırım. Gelsin Nergis. Az önce Müfit'le konuştum. Bizim Nazire belli iyi iş çıkarmış. Damat Müfit Paşa paracıkları almış geliyor. Vallahi bu işten en karlı Nazire çıktı. Sayemde. Başına devlet kuşu kondu. Nerede o? Daha gelmedi mi? Aramadı mı? Neler olmuş yemekte? Bilmiyorum. Aramadı. Ben de sormadım. Ya Nazire'ye iyilik yapıyorum umurunda değil ha. Ben bahçeye çıkıyorum. Bana bir kahve yap versene. Yine üstüme dökme. Sonunda buldum mektubu. Dün Nazire'nin heyecanından unutmuşum. Siz sahibine verirsiniz artık. Teşekkür ederim kızım. Zühre anne, bu olayda kötü bir niyetim yoktu biliyorsunuz değil mi? Ben Cüneyt'i de sizi de üzmek istemem asla. Biliyorum kızım. Osman Baba'ya hayır demek de mümkün. Baksana Nazire'yi ne hale soktu. Hayır çünkü Cüneyt duyarsa. Tamam tamam merak etme duymaz aramızda. Teşekkür ederim. Cüneyt erken mi çıktı? Ha, şirkete geçti sanırım. Osman Baba bahçede herhalde. Ben bir kahve yapayım. Ah Cüneyt ah. Doydun mu? Ellerine sağlık ablacığım. Ya ben annem anlamasın diye ilaç falan aldım. Sakın içme. Tamam mı? Hamilesin zararlı. Kardeş. Ablacığım. Ya sen dün anneme çok kötü şeyler söyledin. Ne yapayım? Tutamadım kendimi. Berat'la birlik olmuyor mu? Sinir oluyorum ya. Hayır tutturdu. Ne inatmış ya. Gideceğim gideceğim diye. Sen kendini bilmiyorsun. Ne yapalım? Koydu bir kere kafasına. İlaçlarını getirdim kızım. Sen bırak anne ben veririm. Hayret. Sen beni annelikten daha reddetmedin mi Kader Hanım? Ne öfkeymiş içindeki be. Anne. Ya sen. Ver şu ilacı. Daha iyi misin bana? İyiyim anneciğim. Rica gerek yoktu. Olmaz öyle şey. Al iç şunu. Hadi iç. İç. Sevgi. 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 Berat nakliye işini halletmiş bir an. İyi. Bari iyileşir iyileşmez gideriz o zaman. İçtin mi? İçtim anne sağ ol. Buldun mu oğlum? Buldum yenge. Gazi Osman Paşa'da Küpe Sokak diye bir yerdeymiş. Tamam tamam. Yenge. Benim bulduğumu söyleme kimseye olur mu?
Zühre! Efendim Osman. Nereye ya? Damat geliyordu. Derneğe gidiyorum. Kerme ismi ne varmış? Toplanacağız. Hadi görüşürüz. Ya bir dur Allah aşkına, bak bak. Eylül ne yapıyor? Müfit görmüş, Nazire taklidi. Bir yapsana. Yapayım mı? Hoş geldiniz Müfit Bey. Ben kahve yaptım. Sizin için. Ateşte. Sizin elinizden zehir olsa içerim. Nazire Hanımcığım. Çok komikmiş. İyi oyuncu olursun. Yetenekli benim gelinim. Hayır abla, haber yok. Karakola gittim tabii. Telefon kayıtlarını inceleyeceklermiş. Tamam. Ben şimdi adliyeye gideceğim. En son oradan aramıştı. Bir gören olmuştur muhakkak. Tamam. Görüşürüz abla. Görüşürüz. Nazire Hanım. Nazire Hanım. İyi günler. Buyurun. Size de iyi günler. Allah'ın izniyle bugün bu iş bitecek. Getirdim parayı. Nasıl yani? Verecek misiniz parayı? Ama ben dün size söyledim, sizi dolandıracaklar. Siz hiç merak etmeyin. Her şey kontrolüm altında. Ne kaldı bu adam ya? Aman kızım, gözünü seveyim. Bak son gün, sık dişini. Bitirelim bu işi. Oo Müfit Beyciğim, hoş geldiniz yahu. Hoş bulduk. Ya hadi çalış. Hadi çalış. Çalış, Allah kahretsin. Ha şöyle. Uslu uslu dur, ne güzel bak. Birazcık daha sık dişini. Ben bahar alıp buralardan gidince sen de kurtulacaksın. Dur. Ben sana yardım edeyim. Dikkat et.
İyi misin? Kolay gelsin. Buyurun abi. Sana bir şey soracağım. Sor abicim. Ben şu kadını arıyorum. En son buralarda görülmüş. Vallahi abi günde bir sürü insan gelip gidiyor buraya. Nereden bileceğim ben? Neyse. Ben sana numaramı bırakayım ben. Ne olur ne olmaz. Tamam abi. Bir kağıt kalem vereyim sana. Yaz abi. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Allah yardımcın olsun. Abi bir bakar mısın? Aklıma bir şey geldi abi. Feride, bu kadar parayla ne yapmayı düşünüyorsun kızım? Şey, bilmem. Hiç düşünmedim. Osman babandan yardım al. Öyle har vurup harman savurma paranı, tamam mı? Ne demişler? Hazıra dağ dayanmaz. Çok doğru efendim. Ben ona yol gösteririm. Siz hiç merak etmeyin. Diyorum ki, Sabiha halamın kabrini ziyarete gidelim seninle. Hem memleketi görürsün, konu komşu ziyareti yaparız. Herkes merak ediyor seni. Heh, bak. Biletlerimizi aldım. İşlemlerden önce kabristanı ziyaret ederiz. Hem sen de tanıdıklarla hasbihal edersin. Müfit Beyciğim, şimdi bizim Feride çok hassas bir kızdır. Öyle kabristan mabristan kötü olur zavallı. Eski anılar canlanır. Hiç gerek yok böyle şeylere, değil mi? Olur mu hiç Osman Bey? Feride rahmetlinin kıymetlisiydi. O da gitmek ister, değil mi kızım? Ya, çok isterim. Mevlüt okutacağız. Rahmetlinin yakınları, Feride kızımın eski arkadaşları, herkes orada olacak. Gitmek lazım değil mi? Susuzluktan ölmüşsündür. Su iç bari biraz. İçmeyecek misin? Bak. Kıymetimi bil. Sana yemek yaptırdım. Soğan yer misin? Mahvedeceğim seni. Aşağılık pislik. Adam kaçırmak neymiş göreceksin. Su var mı yüzümde? Sen de benim sözümü dinleseydin hiç bunları çekmezdin anla. Ben seni niye dinleyeyim? Adam mısın sen? Şimdi de mafyacılık mı oynuyorsun? Sen beceriksiz adi herifin tekisin. Ben olmasam hiçbir halt beceremezdin. Baharı bile elde edemezdin. Hoş. Bir kadın seni ne yapsın? Sen erkek bile değilsin. Lan! Benim sana ihtiyacım olmasaydı, ben seni burada gebertmesini bilirdim ya. Dua et. Yok ya. Kürkçülerin kızıyım oğlum ben. Unuttun galiba. Bunu yanına bırakmayacağım. Ne yapacaksın? Babana mı şikayet edeceksin beni? Babandan mı yardım isteyeceksin? Aa Handan. Ben sana söylemeyi unuttum ya. Baban iflas etti. Ne diyorsun sen be? Haberin yok muydu yoksa? Pot mu kırdım?
Haklısınız. Gitmek lazım tabii. Bakın, şöyle yapalım. İşlemleri halledelim biz burada. Sonra benim arabaya atlarız. Hep beraber gideriz. Şöyle otobüsle falan da uğraşmamış olursunuz siz. Ha? Aman be Müfitçiğim. Aman azlandın yahu. Kabristan kaçmıyor ya. Peki madem öyle olsun. O zaman Feride kızım nüfus cüzdanını getirsin de kimlik numarasını imzalayacağı kağıda yazı verelim. Ezbere söylesem? Olmaz öyle. Eksik yazarsın, yanlış söylersin. Neme lazım? Yasal prosedür bunlar, sonra başımız belaya girer. Hadi kızım, üşenme, git getiriver. O kadın da abi. Yolun ortasında bağırıp çağırıyorlardı. Kadının çığlıklarını duydum. Karı koca sandım. İlişmedim. Ya burada böyle şeyler çok olur. Mahkemeden çıkarlar, kavgasını burada ederler. Sonra ne oldu? Sonradan bir müşteri geldi. Müşteriye baktım. Müşteri gittikten sonra çıkıp baktım abi. Bir arabaya binip gittiler. Nasıl bir adamdı? Vallahi abi kara kuru bir adamdı. Orta boylu esmer biriydi. Peki araba, plakayı gördün mü? Tam göremedim ama siyah, camları filmliydi abi. Tamam. Sağ olasın. Sen de sağ ol abi. Perdeleri kapatayım mı? Daha rahat uyursun. Muayene seni biraz yordu. Ben bakarım. Anne? Anne ya. Anne. Feride yok mu? Ah, hastamız da ayaklanmış. Canım benim. Bütün gazeteler Türkçülerin hazin sonunu yazıyor. Babanın bitişi. Yalan söylüyorsun. Haberi görmek ister misin diyeceğim ama gazeteyi yanıma almadım. Defol git be. Gerizekalı. Dur bakayım, nasıl gazete haberi? Kürtçülerin bitişi. Dündar Kürtçünün hazin sonu mu? İşte bunalıma girmiş, eve mi kapatmış kendini? Ne yapmış? Öyle bir şey yapmış adam. Yalan söylüyorsun! Ulan! Ben sana acıdım. Ellerin acımasın diye. Gevşek bağladım. Sen beni hayal kırıklığına uğrattın Handan. Hayat, ne olur bırak artık, yeter, ne olur bırak. Bir yandan da babana üzülüyorum ha, acıyorum. O kadar para bir anda pof diye gitti. Tabii haksız kazanç. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Bir de şöyle düşün Handan. Eğer ben seni buraya getirmeseydim Kemal seni boşamıştı şimdi. Zaten baban iflas etti, para yok. Kozanlar seni 5 kuruş parası kapının önüne koyacaklardı. Dua et bana bak. Kıymetimi bil diyorum, inanmıyorsun. Hay Allah. Nerede ki bu kimlik? Kızım, 3 kere boşalttın o çantayı. Belli ki orada yok. Anam, diğer çantalara da baktım. Yok. Hiçbir yerde bulamadım. Allah Allah. Nereden çıkacak kim bilir. Ah be kızım. Sen geçen gün yan kesiciye kaptırmadın mı cüzdanını? Ah, ben onu unutmuşum Osman amcacığım.
Benim cüzdanım gitti tabii, kimlik de gitti onunla. Böyle de olmaz ki. Kimliğini kaptırmışsın, haberin yok. Ve başına bir şey gelecek. Bir gazeteye ilan verelim, unutturma bana. Haklısınız Osman amcacığım. Şimdi ne olacak Müfit amca? Ziyanı yok kızım. Madem ezberinde var, yazı verirsin numarayı. Tabii yazarım. Nazire, bana bir su getir. Dilim damağım kurudu. Osman Bey, soğuk mu olsun? Yani alıştırayım, hangisini istersiniz? Nazire, su işte. Her şeye 40 laf. Berat, ne olur bırak beni. Hiç mi insanlık kalmadı sende? Babam mahvolmuştur şimdi. Yanında olmam lazım Berat. Berat, yalvarırım, bırak. Babama gideceğiz. Zamanı gelince bırakacağım. Sen insan değilsin. Sen aşağılık hayvanın tekisin. Sen adam bile değilsin. Hayvanın pisliğin tekisin. Gerizekalı! Bak, iyi hatırlattın. Az kalsın unutuyordum bunu. Berat yapma. Berat ne olur yeter artık. Yalvarırım Berat, yeter. Aç bakalım ağzını. Acımasın canın. Ha bu arada, ben de Kemal'in seni neden istemediğini anlıyorum. Handan kim seni ne yapsın Allah aşkına ya. Tamam, ben Bahar'ı senin sayende kazanmış olabilirim, haklısın. Ben pislik herifin teki de olabilirim. Ama sen şeytanın ta kendisisin, anladın mı? Al bakalım, iç de boğazın yumuşasın. Sıcak içmiyorsun değil mi? Ilık içmen lazım, boğazına zararlı. Evet anne, dikkat ediyoruz. Güzel evmiş. Doktor ne diyor? Ne zaman düzelecekmiş? Egzersizleri düzenli yaparsa konuşacak. Biz de bol bol çalışıyoruz. Aman ne güzel. Canım benim. Hadi artık sen uyu. İyi uykular. Hani sen burayı nasıl buldun? Tunç mu söyledi? Ne fark eder? Buldum işte sizi. Asıl sen açıkla bakalım bana. Burada ne işin var? Yok yok, geleceğiz bu hafta. Benim büyük kız Bahar biraz hasta da, o iyileşsin. Hemen çıkacağız yola. Bebeğe bir şey olacak diye korkudan kıpırdayamıyorum bile. Davayı da açamadım. Kader. Annem bizi zorla götürecek. Saçmalama, hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ama ne olur üzme kendini. Bak bebeğini düşün. Sence ufaklık kız mı olacak, erkek mi? Bilmem. Öğrenelim o zaman. Yüzün nerede? Takmıyorum ki.
Çantamda olacaktı bir tane. Bakayım ver. Bir de zincir lazım. Aa, zincirim varmış burada. Dur, yüzük nerede? Osman amcana teslim ediyorum paranı. Bundan sonra onun sorumluluğunda. Gözünüz arkada kalmasın Müfit Beyciğim. Kızımızın parası emin ellerde. Açın sayın. Osman Bey, bir aksilik olmasın. Aman efendim. Estağfurullah. Olur mu, sokakta bile bulsanız sayın demişler. Bunun ayıbı olmaz. Madem öyle, sayalım bakalım. Müfit Bey, siz bizle dalga mı geçiyorsunuz? Bunların hepsi sahte. Evet, sahte. Tıpkı sizin Feride'niz gibi. Ne baktın? Handan'ın nerede olduğunu biliyorsun değil mi lan? Ne? Berat, bana oynama. Eğer bu işle bir ilgin varsa, eğer Handan'ın nerede olduğunu bilip de susuyorsan... Tehdit mi ediyorsun lan beni? Evet lan, tehdit ediyorum. Bu işle bir ilgin varsa Berat, yakarım seni. Yeter be. Hiçbirinize bir ilgimiz yok bizim. Yakında bağır alıp gideceğim buralardan. Bulaşmayın bize. Feride'ye yardım ediyorum. Gizli gizli hastaneden çıkararak... Ona herkesten habersiz ev tutarak mı yardım etmeye çalışıyorsun Cüneyt? Anne, Oktay hala etrafında. Ben onu korumaya çalışıyorum sadece. Kendi adını tehlikeye atarak mı koruyorsun Feride'yi? Başına açtığın işin farkında bile değilsin Cüneyt. Ne iş açmışım ben başıma? Oğlum, sen evli barklı bir adamsın. Genç bir kıza ev açmışsın. Üstelik bu kız senin eski nişanlın. Bunun hiçbir izahı yok. Kimseye bir şey anlatamazsın Cüneyt. O kıza da günah. Ben yanlış bir şey yapmadım. İsteyen istediği gibi düşünsün. Ben Feride'ye yardım etmeye çalışıyorum anne. Öyle mi? Peki bu soruya ne cevap verdin Cüneyt? Bir arabaya binip gittiler. Nasıl bir adamdı? Vallahi abi, kara kuru bir adamdı. Orta boylu esmer biriydi. Peki araba, plakayı gördün mü? Tam göremedim ama siyah, camları filmliydi abi. Nihat abi. Kemal, ne oldu oğlum? Abi, bu araba senin mi? Benim ya, görmedin mi sen hiç? Lazımsa al oğlum. Yok, lazım değil. Al oğlum. Geçen istediydin. Berat'taydı, verememiştin. Ha şimdi, valla. Berat mı? Ne zaman aldı arabayı abi? Siz beni aptal mı sandınız Osman Bey? Müfit Bey. Utanmıyor musunuz? Gelininizi bana Feride diye yutturmaya kalktınız. Ama çok şükür bizim gözümüz de gönlümüz de açıktır. Ben uzun zamandır Feride kızımın peşindeydim. Etrafa adamlar saldım. Ben sizin burada yalanlarınızı dinlerken içlerinden biri gerçek Feride'yi bulmuş. Hastanedeymiş.
Mehmet Bey şimdi... Daha lafım bitmedi Osman Bey. Sizin gibi biri, koskoca Kozanlar şirketinin sahibi, gariban bir kızın 3-5 kuruşuna mı kaldı? Ayıp bey, çok ayıp. Ne yaptın lan sen? Ne diyorsun lan? Handan'ı kaçırdığını biliyorum lan. Söyle, nerede tutuyorsun onu? Benim bir ilgim yok lan, yürü git. Yalan söylüyorsun lan. Lan yürü git diyorum lan. Lan! Biliyorum lan her şeyi, biliyorum. Onu zorla kaçırdığını öğrendim. Ne yaptın lan ona? Konuş lan, gebertirim seni, konuş. Benim bir ilgim yok diyorum lan. Karına sahip çıksaydın. Konuş lan, nerede tutuyorsun Handan'ı? Konuş lan, gebertirim seni. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Kemal! Ya durun, ne yapıyorsunuz? Kal! Söyle ulan, nerede Handan? Evet. Size bir oyun oynadım. Ama bir sorun. Niye oynadım? Feride hastanede yatıyordu. Onu görünce üzülecektiniz. Bir de onun derdine düşecektiniz. Beni düşündünüz yani. Kız hiç iyi değil Müfit Bey. Heyecanlanmaması lazım. Feride'yi düşündüm, böyle bir çözüm geldi aklıma. Yoksa ben ne yapacağım kızın 3 kuruş parasını? Alıp onun hesabına geçirecektim. Ayrıca sizi de tanımıyorum. İn misiniz, cin misiniz, dolandırıcı mısınız? Sabiha öleli kaç yıl oldu? Siz daha yeni çıkıyorsunuz ortaya. Hala konuşabiliyorsunuz ya. Pes. Bir de utanmadan yalanlarınıza, dolanlarınıza kılıf uydurmaya çalışıyorsunuz. Yaşınızdan başınızdan utanın. Siz kim oluyorsunuz da bana ders vermeye kalkıyorsunuz? Osman baba, sakin olun. Ben kim mi oluyorum? Yalansız dolansız yaşayan sıradan biriyim. Hayatında kimsenin ekmeğine göz koymamış, ekmeğinin her lokmasını kendi alnının teriyle kazanmış biriyim. Yani tam da sizin olmadığınız, hiç olamayacağınız biriyim. Kader, ben inanmam ki böyle şeylere. Öf. Ya bir sus, çenen düştü vallahi. Bak, 4. ayda ultrasonla baktırırız. Ya çek şunu Kader, ne olursun ya, inanmıyorum zaten. Ay, düz gidip geliyor. Erkek bu. Vallahi erkek. Erkek mi? Evet. Böyle böyle giderse dümdüz. Erkek olayı işte, erkek. Nerede olan Handan? Bilmiyorum lan, bilmiyorum. Kader, hayır lan. Kavga var. Kemal'in sesi bu. Ya abla, konuşma sana beni. Anne. Ben hayatımda ilk defa bir insan için yalan söyledim. Çok mu mutluyum sanıyorsun ha? Doktor iyileşmesi için üzülmemesi, stresten uzak durması gerekti dedi. Eğer Feride'ye evli olduğumu söyleseydim dünyası yıkılırdı. Bunu benden isteme. Yapamam. Ya gerçeği öğrenince ne olacak Cüneyt? Bedelini ödemeye razıyım. Yeter ki Feride iyileşsin. Yeter ki konuşsun. Peki ya bu zavallının ödeyeceği bedel? Sonradan çekeceği acılar, onlar ne olacak? Oğlum, bak, başkalarının ne düşündüğü, ne söylediği umurunda olmayabilir. Feride'ye iyilik yapıyorum diyorsun. Farkına varmadan aslında ona çok büyük bir kötülük yapıyorsun. Kızcağıza verdiğimiz acıları düşün. İyilik yapmaya çalışırken yine canını yakacaksın. Feride'ye bunu yapma Cüneyt. Bazen iyilikten çok gerçeğe ihtiyaç olur insanların oğlu.
odanın bir köşesinde bulunsun. Nerede olan andan bilmiyorum lan, bilmiyorum. Yeter, hayır lan. Kemal. Ne oluyor ya? Kemal. Ne oldu, yapma. Abla. Ya bıktım. Bıktım canımdan, bıktım. Her gün bir rezillik yeter. Kemal yalvarırım, yapma ne olursun. Ya Kemal, uğraşma şu manyakla. Handan'la boşanmamızı engellemek için anları kaçırdı bu herif. Yalan söylüyor, benim bilgim yok. Göreceğiz. Kemal yeter. Yeter, git buradan. Bahar. Bahar, bu herife dikkat et. Adi herifin teki bu. Git dedim, git, defol. Git, defol. Görüyorsunuz değil mi? Her gün ayrı rezillik. Siz bunları mı yaşamak istiyorsunuz he? Biraz daha gitmezsek bunlar birbirlerini öldürecek. Gidiyoruz. Hemen gidiyoruz, geç. Geç dedim, geç. Ya anne sen neden... Sus! Bir tek laf duymak istemiyorum, geç. Geç sen de. İyi misin oğlum? Gel içeri geçelim, gel. Ne bakıyorsun, yürü git. Müfit Bey. Ay hele bir dur Müfit Bey. Ay. Allah senden razı olsun. Benim mavişin hakkını yedirmedin onlara. Asıl Allah sizden razı olsun. Siz olmasaydınız ben bu oyuna çoktan gelmiştim. Benim gözümü de gönlümü de siz açtınız. İstemeden de olsa Osman Bey'in oyunlarına alet oldum. Siz de benim kusuruma bakmayın, olur mu? Emir kulusunuz. Böyle şeylere kızmam. Hele size hiç kızmam. Kusurluk bir şey yok. Yanlış anlamazsanız sizden son bir şey isteyeceğim. Tabii, buyurun. Benim Feride'yi bulmam gerek. Yardım eder misiniz? Etmez miyim? Götürürüm seni ona. Ay biz onun çocukluğunu biliyoruz ya. Berat nasıl yapar böyle bir şey? O günler geride kaldı abla. Sen de annemlere bir şey söyleme de ortalık iyice karışmasın. Kemal. Bu ne Kemal? Babamın silahı. Ya babamın silahın sende ne işi var? Kemal sen ne yapıyorsun? Ya telaşlanma, yok bir şey. Nasıl telaşlanmayayım? Niye aldın? Tamam abla, sadece bir tedbir için yani. Kemal. Bak onu kullanmayacaksın. Söz ver bana. Söz ver, yoksa evdekilere her şeyi söylerim. Söz. Kimse canıma kastetmedikçe kullanmayacağım bu silahı. Karısına sahip çıkamıyor, bana çamur atıyor pislik. Ya Berat bak ne diyeceğim ya. Acaba niye her olayda senden şüpheleniyorlar? Bana hıncı var çünkü. Bir şey yapmadım ben. Kader. Burası mı? Evet. Berat Tekin. Benim. İşte. Handan Kozan'ı kaçıran herif bu. Ne oluyor lan? Bizimle emniyete kadar geleceksiniz. İyi de ben bir şey yapmadım. Bir yanlış anlaşılma falan vardır memur bey. Zorluk çıkartmayın lütfen, buyurun. Bırak, ben kendim giderim. Bunun hesabını vereceksin Kemal.
Ne yaptın sen Kemal? Mecburdum Sevgi teyze. Film mi? Mutlu.